Merhaba hanımlar, Kendi Oyanı Yap YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu oyanın nasıl yapıldığını anlatacağım. Tığ batısını yaptıktan sonra tek sırada yapılan çok güzel bir model. Tek sırada yapıldığı için yapımı da gayet kolay hanımlar. Böyle çok güzel kalıp gibi duruyor. Hem böyle kenar çiçekli, ortası boş yazmalara hem tek renk yazmalara çok yakışan bir model. Tığ batısını da iki zincir çekerek yaptım. Şimdi sizinle birlikte başlayıp yapalım. Oyamıza tığıma iki kez ip alıyorum. Yazmanın köşesinden tığ battıya giriyorum. 1, 2, 3, 4 defa da çıkarak başlıyorum. Böyle 4 defa da çıktım. Uzun bir trabzan yapıyorum hanımlar. Buraya 4 boncuk alıp kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Boncuğumu arkaya doğru yatırıyorum. Burada yaptığımız trabzanı 6 kez sık iğne ile dolduruyorum. Trabzanın altından ipimi alıp sık iğne ile kapatıyorum. Bu şekilde hanımlar trabzanın üzerine 6 sık iğne yapıyorum. 4, 5, 6. 6 kez sık iğne yaptıktan sonra yandaki tığ battıya bir kez sık iğne ile batıyorum. Burada oyamın tersini çeviriyorum. Çevirdikten sonra bir zincir çekiyorum. Burada yaptığımız trabzanın boncuğun boyundan hanımlar daha yüksek. Bakın böyle daha büyük bir örümcek yapıyorum. Örümceğimi buradaki 4 boncuğun ortasına sık iğne ile sabitliyorum. Sabitledikten sonra bir zincir çekip bir boncuk kapatıyorum. Oyamın düz yönünü çeviriyorum. Boncuk böyle düz yönde olacak şekilde hanımlar örümceğin iki kanadının üzerine sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir boncuk kapatıyorum. Hemen boncuk önde kalacak şekilde boncuğun yanından örümceğin iki kanadının üzerine sık iğne ile sabitliyorum. Sabitledikten sonra bir zincir çekip bir boncuk kapatıyorum. Boncuk önde kalacak şekilde örümceğin iki kanadının üzerine sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir boncuk kapatıp boncuk önde kalacak şekilde örümceğin üzerine sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde hanımlar böyle 4 tane boncuğumuzu sabitledikten sonra örümceğin bu kalan kısmını da 10 kez sık iğne ile dolduruyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Böyle 10 kez sık iğne ile doldurduktan sonra aynı tığ battının üzerine sabitliyorum. Şekilde hanımlar bakın boyamızı yaptık. Burada şöyle orta boylarda neredeyse 2 tığ battı uzunluğunda bir örümcek yapıyorum. 2 kez ip alıyorum. Buradan 2 tığ battı atlayıp üçüncüye giriyorum. 1, 2, 3, 4 defa da hafif uzatarak çıkıyorum. 2 zincirli yapılmış tığ battılar hanımlar ama bakın böyle arası açık batılmış. Siz sık battıysanız tığ battılar birbirine yakınsa arada 3 tığ battı boşluk bırakın. Ve çok sık olduğunda üst üste gelir. Model kendini göstermez. Burada tekrar 4 boncuk alıyorum. Boncuğumu kapatıp bir zincir çekiyorum. Arkaya doğru yatırıyorum. Buradaki trabzanı 6 kez sık iğne ile dolduruyorum. Trabzanın altından girip üzerine sık iğne ile kapatıyorum. 3, 4, 5, 6. 6 kez doldurduktan sonra yandaki tığ battıya sık iğne ile sabitliyorum. Sabitledikten sonra oyamın tersini çevirip buraya bir zincir çekiyorum. Örümceği yapmadan önce bu zinciri çekin hanımlar. İpin bu yana dönmesini sağlıyor. Buradaki örümceğin boyunu küçük yapmayın. Böyle 4 boncuğun boyundan daha yüksek bir örümcek yapıyorum.
Dört boncuğu da ortasına sık iğne ile sabitliyorum. Sabitledikten sonra bir zincir çekip bir boncuk kapatıp oyamın tekrar düz yönünü çeviriyorum. Boncuğu örümceğin önde duran kanadına atlayıp diğer iki kanadının üzerine sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincir çekip bir boncuk kapatıyorum. Boncuğu arkaya yatırmadan böyle hemen önde olacak şekilde örümceğin üzerine sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir boncuk kapatıp önde olacak şekilde örümceğin üzerine sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir boncuk kapatıp önde olacak şekilde örümceğin üzerine sabitliyorum. Böyle 4 tane boncuğu tek tek kapatıp sabitledikten sonra örümceğin bu kalan kısmını da 10 kez sık iğne ile dolduruyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kez doldurduktan sonra hanımlar tekrar aynı tığ battığının üzerine sık iğne ile sabitliyorum. Bakın. Boyamızın yapılışı böyle hanımlar. Sıralı ilerleyen bir model. Ütülenmeden dahi ne kadar güzel kalıp gibi duruyor. Şimdi size bir tane daha yapalım. Buraya sabitledikten sonra bir zincir çekip şöyle iki tığ battı uzunluğunda bir örümcek yapıyorum. Bu örümcekleri yapmadan önce ipi böyle çekip inceltirseniz örümcekler çok güzel ütülü gibi durur hanımlar. Örümceği yaptıktan sonra iki kez ip alıyorum. İki tığ battı atlayıp üçüncüye giriyorum. Dediğim gibi tığ battılar sık tığ battılarsa birbirine yakın tığ battılarsa arada 3 tığ battı boşluk bırakın. Böyle trabzanı yaptıktan sonra 4 boncuk alıp kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Boncuğumu arkaya doğru yatırıyorum. Trabzanın üzerine 6 kez sık iğne ile dolduruyorum. 2 3 4 5 6. 6 kez doldurduktan sonra yandaki tığ battının üzerine sabitliyorum. Oyamın tersini çeviriyorum. Tersini çevirdikten sonra bir zincir çekiyorum. İpi döndürmek için hanımlar. Buradaki örümceği oldukça büyük yapın. Bu 4 boncuğun boyundan daha büyük bir örümcek yapıyorum. 4 boncuğun ortasına sık iğne ile sabitliyorum. Sabitledikten sonra bir zincir çekip bir boncuk kapatıyorum. Boncukları da oldukça sıkı kapatın hanımlar. Ne kadar sıkı kapatırsanız o kadar düzgün durur. Boncuk önde kalacak şekilde örümceğin iki kanadının üzerine sabitliyorum. Bir zincir çekip bir boncuk kapatıyorum. Boncuk önde olacak şekilde örümceğin üzerine sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir boncuk kapatıp örümceğin bu iki kanadının üzerine sabitliyorum. Çok sıkı bir şekilde hanımlar hem boncuğu sıkı kapatıp hem sabitlemeyi sıkı yapın. Boncuklar önde kalacak şekilde yaptığımız için görüntüsü biraz böyle bozuk gibi oluyor. Tersinden gidemediğimiz için. O yüzden sıkı kapatarak böyle düzgün gözükmesini sağlayabilirsiniz. Örümceğin burada kalan iki kanadını da 10 kez sık iğne ile dolduruyoruz. Böyle bir kez ütülendikten sonra bir daha hiç bozulmayacak bir model hanımlar. Yıkayıp yıkayıp takabilirsiniz. Hem kullanışlı hem şık duruyor. 6, 7, 8, 9, 10 kez doldurduktan sonra aynı tığ battının üzerine sık iğne ile sabitliyoruz. Boyamızın yapılışı bu şekilde. Yakın hanımlar ütülenmeden dahi ne kadar güzel kalıp gibi oldu. Elinizde işiniz yoksa 2 günde rahatlıkla yapıp bitirebilirsiniz. Ütüyü de çok kolay alan bir model. Ben burada başladığım modelin ütüsünü yaptım. Oyamın tersinden alttan üste doğru iterek ütüledim hanımlar. Ütünün ayarını kısıp hafifçe
Düz yönden de ütüyü bastım. Sadece yazmanın üzerine bez koyuyorum. Oyanın üzerine koymuyorum hanımlar. İpin parlamaması için de tersinden ütülüyorum. Böyle. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.